Evet, hayırlı günler. Hayırlı perşembeler dileyelim. Günlerden perşembe. Can dostlarım, iyisinizdir inşallah. Allah razı olsun hepinizden tek tek. Ne kadar isminizi zikretmiyorsam da binlerce yere razı olsun. Gerçekten destekleriniz için yazıyorsunuz. Ve beni çok mutlu ediyorsunuz gerçekten. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben normal çayımı içtim. Bir taraftan çamaşır katlayayım. Bir taraftan bir yerleri toparlayayım diye düşünüyorum. Neden dersiniz? Ben 2 gündür hiçbir şey yapmadım. Yattım, kalktım, uzandım. İnanın Esra'ya hiç yardım etmedim. Dün sigara böreği yaptı okula. Dün sabah götürdü. Dün akşam da poğaça yapmış. Hiç mutfağa bile girmedim. Odama çekildi. Bazen böyle tutar benim. Değişik değişik huylarım. Allah razı olsun ya, kız yapıyor. Poğaçasını yaptı. Şimdi çocuğu okula götürdü. Bırakacak, gelecek. Sari'nin varlığıyla yokluğu pek fark etmiyor. Çünkü çok çok yaramaz bir çocuk olmadığı için. Çamaşırları asmış, yine makine çalışmıyor, çamaşır atmış. Dedim bugün biraz kendim iyiyim, mutluyum. Gerçekten havanın atmosferi herhalde, çok mutluyum. Dedim bir iş yapayım, ben mutlu oldum mu çok çalışmayı, çok gezmeyi severim. Dedim hem çamaşırları toplayayım bir taraftan. Bir taraftan da gardırobun üstünde Sare'nin büyük diye sakladığımız elbiseler var. Onları dedim Esra sen gelince çıkarım ben tepeye. Bakarız burçların içine. Çünkü giysin artık zaman. Sare çabuk boyattı. Bir taraftan çamaşır topluyorum. Eğlence. Zaten o çocuğun beslenmesini her şeyini hazırladı. Saçını başını ördü. Yusuf'u da benim divanın üstüne koyuyoruz. Düşer diye koltuklarda olmuyor. Onun da karnı tok. Zaten fazla oyalanmıyor. Çabuk geliyor. Bırakıyor çocuğu. Zaten sadece şey yapıyormuş. Hiç bakmıyormuş bile arkasına annesine. Gitti mi? Bekliyor mu? Maşallah dilimi de ısırayım. Nazar değmesin. Sare beni utandırdı. Hani belki dedim biraz mızmızlanır mı? Çünkü çok arkadaşı olmadığı için hemen hemen hiç arkadaşı yoktu burada biliyorsunuz Aytus'u vardı bir. Dün soruyorum kızım diyorum sigara böreğini diyorum tek mi yedin? Babaanne diyor bir arkadaşımın diyor sigara böreği değil çünkü börek gelsin dediler. Sare'nin sevdiği sigara böreğini yaptı annesi. Arkadaşımın diyor annesi diyor böyle diyor üçgen yapmış ya diyor. Ona diyor ben sigara böreği ikram ettim diyor. Çünkü diyor paylaşmak güzel şey diyor bak. Tek başına da demek ki çocuk öğrenebiliyor paylaşmayı. Aferin kızım dedim. Ne güzel paylaşmak. Çocuklara çocukken öğreteceğiz ki bazı şeyleri büyüdüklerinde kalsın akıllarında. Eskiden nasıl komşular paylaşmaz mıydık? Güzel yemek pişerdi. Hemen üstünü kapatırdık. Al şu komşuya götür. İnşallah eskiler unutulmaz yani eski yaptıklarımız. Çocuklarımız da yapsın istiyoruz. Ya beni sorarsanız çok şükür Allah'ıma. Hani diyorum ya ben huzurluyum, mutluyum. Allah'ıma hamdolsun. 2 gün dişim ağrıdı ama. Onu hissettim. Bir şey oluyor, beyinden vuruyor düşünmekten. Onu çektireceğim diş bir daha başladı. Nüksetti. Çok acele de etmek istemiyorum bu sıcaklarda. Çünkü bu hafta da sıcak geçecek. Ondan sonra ufak ufak randevumu alırım. 2 dişim çekilir. Artık yaptırmaya girerler. Bayağı uzun sürer ama bahar havasına girsin.
2 gibi de 3 gibi de randevularımı alırım. Gider gelirim. Allah izin verirse. Öyle bir diş olayına gireriz. Çünkü dişten problemlerim var. Bayağı bir konuşmamda da şey yapıyor. Problem yapıyor. Ben biliyorum. Bir bakayım içeriye. Bizim ufaklığın sesi soluğu çıkmıyor. Üstüne bak şeyi çekiyor. Örtüsünü çekiyor. Bekleteyim biraz. Geldim vallahi Yusuf'un yanına. Tribut da getirdim de. Yusuf da problem canım. Çok problem. Ne yapacağız? Seninle Yusuf. Benim işim var çünkü. Annen gelmeden belki şunu indiririm diye düşündüm. Gardolabın üstündeki Burcu. Oo, şöyle oturabilirsen. Şöyle de şunu koyalım. Şu bebek de hoşuna gidiyor onun. Bir bebek var, ses çıkarıyor. Bayılıyor örtülere, bayılıyor. Ben de şu tepeye bir çıkayım da bir kontrol edeyim. Sandalyemi de getirdim. Anam ben, görüyor musun ne yaptı? Kafasına geçirdi örtüyü. Anam tek başına bıraksan boğulur işte. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ben tepeye çıkacağım. Kafana geçirme onu. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Şimdi anne gelecek. Tamam mı? Öyle olmaz. Ancak böyle tutabiliyoruz benim divanımın üstünde. Şey karyolarımın üstünde. Bununla oynasam ben şöyle tepeye bir çıkayım. Burçlarda ne var ne yok. Bakmam lazım. Vallahi bayağı bir hangisini indireceğim bilmiyorum çünkü. Büyük kıyafetlerde de Esra da valizlerde yok. Bayağı bir indirmem lazım o zaman. Burada. Vallahi. Bilemedim. Bunların da fermuarları bozuldu ama yaptırırız diye saklıyoruz. Bakalım olacak mı? Daha kaç sene oldu bu valizi alalı? 5 sene oldu. Sare'nin doğumunda almıştım. Hastaneye giderken bir hevesle. Ben en iyisi buradakini indirmem lazım. Ne yapıyorsun annem sen? Oydan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun annem? Bakıyorsun küçücük şu yatınla. Şöyle koyalım ona. Bakıyor musun küçücük şu yatınla? Bana mı bakıyorsun? Babaannesi yapıyor ya. Gel desem geleceksin. Hayır, gelemezsin. Babaannenin çok işi var. Bunlar ağır. İki taneymiş bu. Küçük küçük iyi. İki tane olması güzel. En azından birine bakarım. Ne var ne yok. Evet, burada Esra'ya ait. Kış için elektriklilerim varmış. Bak birine verecektim, onu görmemiştim. Ya. Elektrikli battaniyem, öbürki evden kalma. Onlara tabii artık gerek yok. Şuna bakayım. Buna da yorgan koymuşum. Hangi burçta bu çocuğun kıyafetleri? Yorgan değil, benim hiç kullanmadım, sıfır. Karyola örtüm var. Belki dedim bir gelin olan olur, bir düğün olur, hediye götürürüm. Ben kıyamadım kullanmaya kendim ama başkasına veririm. Beyaz çünkü. Evet. Esra'cığım nerede acaba? Bu ayıcığımızı da kirlenmesin diye hediye gelmişti Sare'ye. Güzel sakladık biz buraya. Bilmiyorum daha erken herhalde benim
oğluma çıkarmaya. Yani vermez hale bunu kullanır büyük ihtimalle. Değil mi sana bunu? İster misin? Şöyle koysam mı acaba? İlgisini çeker mi ki bilmiyorum ki. Bunda da yok. Mesela senin gardırobun üstünde dedir. Çocuğun kıyafetleri ben de tam bilemedim ya. O çok büyük bir burç var ama onda da yorganları var Esra'nın çeyiz getirdiği. Ay. Başka yere mi koyduk acaba bazaların altına böyle burca koyup? Bilemedim valla. Ne oldu? Ses geliyor ya hemen bayılıyor böyle ses gelince. Ses gelince bayılıyor. Ses olunca bayılıyor. Beyefendi şöyle bir göstereyim. Bak nasıl mutlu oldu. Aa onu deviyor. Sen neyi deviyorsun ya? Bak. Belki de onu kendine göre bir şey zannediyor değil mi? Hırslanıyor bayağı bir. Yana. Tabii ki bunu gösteriyoruz ama Yusuf'u dualarında yapıyoruz nazar dualarını. Çünkü annenin babanın nazarı bile değer. Görüyor musun bak. Sana kafa tutuyor bak. Yusufçuk. Bunlar kalsın aşağıda da Esra şimdi gelir. Eli kulağındadır. Girmek üzeredir. Sen böyle oyna tamam mı? Şunu alayım senden tehlikeli kafana takıyorsun. Bu da yırtılmış. Azıcık şey olmuştu böyle. Sarenin tabii bu. Bilmiyorum dikmeye gerek var mı? Böyle ince yazın iyi oluyor üstüne atıyoruz. Dikeyim şöyle beyaz bir iplikle ona bir şey değil o. Sare parmak attı oraya. Büyüttü. Benim diye, benim bebekliğim diye. Vallahi bugün mutfağa girmek istiyorum. Odalara girmek istiyorum. Artık sıkıldım işi yapmamaktan. Ya yapmayınca da ben kendimi kötü hissediyorum. Daha kötü hissediyorum. Böyle bir işe yaramıyormuşum gibi hislere kapılıyorum. Ne oldu? Bakma bana. Almayacağım seni. Seni alırsam sen kucağımdan inmiyorsun. Saçımı başımı yoluyorsun. Sanki borcum varmış gibi saçımı bir tutuyor. Hoşuna gidiyor. Çığlık atıyor. Oy. Ayıcık dediği zaman Sare küçük ayıcığı varken hediye göndermişlerdi bunu. 2 sene oluyor herhalde. Ağzını sokmuyorsun. Aslında bunu bir su yıkayabiliriz ya. Yıkadı mı Esra acaba? Bilmiyorum hoşuna gitti. İlgi odağına girdi. Koymayabilirim yukarıya aşağıda oynasın. Sare tabii kızarsa kaldırtırır benim der. Canlarım bizim evin halleri böyle. Mutfağa vallahi bilmiyorum evde de ne var? Kabak var. Dolma demiştim biliyorsunuz ama kıyma yok. O yüzden dolmadan vazgeçtim. Yoksa dün niyetim vardı. Ama kabağa başka bir şey yaparım. Çünkü sebzeler çok uzun da süre yaşamıyorlar. Yani onları tüketmemiz lazım. Geçen perşembe alındı galiba. Bugün perşembe bir hafta oluyor. Kızartma da bilmiyorum ya ağır gidiyor bazen. Canım istemiyor ya da. Geçenki patlıcan çok güzel oldu. Yunus zaten beğendiyse olay bitti. Oy. Ona da ıspanak yaptım geçen akşam. İş yerine götürdü. Onu tabii çekmedim. Diyorum ya her dakikayı çekemiyorsun ya. Aniden geldi saat 9 gibi. Anne de bu ıspanakları kavur güzel dedi. Çok da çamurluymuş yıkadım. Yaptım ettim. Sabah koyuyor güzel plastik kaba. Bence bugün de bir şey getirir o. Geçen pırasayı da beğendi kavurmasını.
Onu da alacaktım, almadı. Alsaydı yapardım. Ne var, çok basit. 2 dakikada pişir. Nohutum var haşlı. Topik yapacaktım. Ona da kuş üzümü yoktu evde o günü. Bayağı bir niyetlendim. Şey, kuş üzümü var. Şey yoktu, fıstık yoktu. Fıstık da çok pahalı arkadaşlar. Dolmalık fıstıklar ne kadar pahalanmış. Ben alışveriş yapmadım bu hafta. Bir kahvaltıcıya işte gittim. Artık hafta sonuna bırakırım. Çocukların evde olduğu günü de olur. Güzel oluyor o da. Dolapta olan sebzeleri pişireyim. Yarın Sare'nin ya makarna ya pilav günü. Çocuklar da demek ki o tarz şeyleri çok sevdiği için liste var. Pazartesi patates kızartması, salı günü bulgur pilavı, çarşamba sigara böreği, perşembe poğaça, cuma yine ya pilav ya makarna. Dedim zaten çocuklar obezite olacaklar. Bunları zaten seviyorlar. Keşke değişik yemekler isteseler. Devlet verseydi şey olurdu. Kapuska bile çıkıyormuş, kışın yiyormuş çocuklar. Evde yemedikleri yemekleri yiyebiliyorlarmış. Orada daha önceki tecrübeli bayanlar konuşuyor da. Hani birbirlerinden görüyorlar. Bizim Sare mesela tabağını silip süpürüyor, kontrol ediyoruz maşallah. O ondan görüyor, ondan görüyor, bitirmeye çalışıyor. Onu da bir ders olarak görüyorlar o yemek olayını da. Ne öldü anneciğim? Ne öldü bebeğim? Yerim seni ya. Ben seni mıncık mıncık yaparım he. Hiç havalara girme. Kucağıma aldın mı bilmiyorsun. Ben biliyorum. Al beni kucağına al diyor. Başlıyor böyle yapmaya. Hatta dün bir yandan annesini emiyor, bir yandan da şöyle arkadan bana bakıyor. Şimdi dürüm. Küçük surat. Adam bizdekiler de küçücük küçücük suratlar. Biraz büyüdükçe zaten. Benim de küçücüktü. Kilo aldıkça büyüyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Ben burada muhabbet ediyorum. Ya. Bak, muhabbetin içine seni de koyuyorum. Bunlar kalsın da ben bilmiyorum, videomu Esra gelince devam edeyim. Çünkü onu bayağı bir büyük. İndireyim mi indirmeyeyim mi, onun içine koymayız ama diye düşünüyorum. Devam ederiz yine. Bunlara baktım. Sabahlığımı giydim de geldim. Nasıl olmuşum? Ne oldu? Kıyafetini mi beğenmediler yine? O mavi şey, o kap oluyor kapalılarda. Olsun ya, herkes nasıl görüyorsa görür. Merhaba, Boş ver. nasılsın? Benim, sen nasılsın? Onu sen bir yere koydun ama nereye? Şunu da vereyim ben sana. Nerede? Bunun da sapı mı yapılacaktı? Ha, onun sapı şey. Bunlar boş sağlam. boş duruyor da şu kırmızıyı atasım geliyor. Onu kime yaptıracağız Onu ki? fermuarı yapacak işte. Kombili ama kim yapacak? Sağlam çünkü. Sağlam da zaten valizler sağlam oluyor da fermuarları bozuluyor. Beslenir. Valiz. Şuna bunun içinde mi? Bak bakalım. Sen şu kolu bir yere koydun. Buna da bak, doldurmuşum yastıkları. Evet, yastık arıyoruz bak sonra. Aramıyoruz. Çünkü zamanı gelince altta var 4-5 tane misafirimiz geldi mi? Senin orada. Hadi bir koltuk var lan fazla. Bunu sen yere sıkıştırma. Bak bakayım altta. Yine altta da ne var, bu mavi ne? Bu benim şeyim ya. Bak bakayım var mı sıkıştırdığım bir şey. Senin yorganlar. Bir yorganı çıkarsak mı diye düşündüm de. Valla çok erken kızım. Bir ay sonra aynı şey çıkar yorganlar. Yok be, akşam ben üşüdüm. Aa. Bizim oda senin oda mı? Var mı sıkıştırdığım bir şey, yok. O ayıyı oynar gibi geliyor bana. Ayı mı? O ayıcığı bir yıkasak mı makinede? Yumuş falan koy. Bak bak anne. Onun hoşuna gitti. Düşmüşsün sen. Sare elinden almazsa. Gel şunu kapatalım. Sare benim olmaz. Oynamaz. He. Patlanır. Yusuf alınca. Evet. Ne oldu? Burada çıkmadı. Yok, onu da... He, içimiz sen rahat. hepsine ayrıntılı baktın mı? Neyin? Sen de bak bir daha.
Bir bakayım belki özel. Zaten bir tanesinde şey var. Benim karyola örtüsü var. Hiç kullanmadığım olan. Ne yapacağım kullanıp? Ya var zaten 2-3 tane kullandıklarım. Kullanmıyorsan alırız yani. Kullanırız. Senin var bir sürü. Alırız da bir hediye mediye götürürüm diye. Senin olmasa zaten al. Battaniye çıkartıyorum. Senin olmasa zaten al. Bizim oda serin oluyor ya. Bir de makineye de sığmaz sanki o. Hocam karyola örtüsü. Bakarsın şimdi. Bak burada. Aha, arkadaymış. Dur, arkaya düşmüş. Canım. Fırlatmışım. Tut. Öyle mi atmışız? Şöyle de koyup. Ver şunu bana önce. Niye çalışmaya gitmiyorsun 3-5 saatlik? Niye? Boş boş yere çatırıyorsun. Oturuyorum değil mi? Video çekiyorum. O da bir iş. Anlayana ama. Anlayana da bir sözüm yok. Benim yaşım çok genç değil. Annemin diz kapakları. Ama yine de olsa yine de giderim. Niye? Oğluma giderim. Evet. Elin kapısına niye çalışacaksın? Şu anda Yusufer'e baktım. Annem olmasa ben Yusufer'e. Bu sıcakta Esra merdiven iniyor, ben çıkıyor. Ben aynı terledim, hiç terledim. Ne vallahi ki günde gidemiyorum. Kıyafetim, kıyafetime laf geldi de dedim. Hadi seni çıkarmıyor, şimdi ona da laf ederler. Dışarıdan gidelim. Evde canım, hepimiz rahat giyinmek zorundayız. Yani lüks giyinemeyiz, gezmeye gidiyormuş gibi. Bak. Dur, dur. Bu şey, bu ufaklamıştık. O ufak. Ben deliririm böyle. Bir daha elden geçiririm. Bunlar çünkü bak. İçine bir şey giy. Aa, bunlar olur tamam. Evet işte onlardan bahsettim. Şu anda sıcak havalar. Her gün değişik giyiyor sadece. Bunları da şey vermişti. Bak bunlardan olur anne. Söyleyin. Fatoş'un ablası. Onun torununun. Baksana. Kocaman kız oldu ben o kıza. Ben şimdi bunları bir yumuşatıcıyla. Tamam. Baksana. Şu belki uzun gelebilir ama bir bakarız. Bu zaten olmaz, bu düğünlük. Bak. Pazar günü giyebilir. Aa, pazar günü giyebilir. Hmm. Pazar günü bir nişan var. Hmm. Esra'nın akrabasının. Bak bu da güzel, gördün mü anne? Hmm. Diğer onları ya. Tamam, iyi bak, aklımıza tam getirdin. Benim aklımdaydı dün, unuttum. Bak, bak bak görüyor musun? Evet, tam bu mevsimi. Seneye da olur, bu sene de olur. Evet. Mesela bu sonbaharda. İçine kısa kolluyu, üstüne şey. Anladın mı? Altına tarih. Tamam, iyi aklına geldi Esra valla. Ben hiç unutmuştum benim açıkçası. Benim kafamdaydı. Allah Allah diyorum. Nereye koyduk? Nereye koyduk? Ufak şeyleri. Sarenin. Bir torbalı olur. Yok. Hazire olsun diye. Elbisenin üstü bu değil mi? Yok, hayır. Şu ufaklıkların şeyi. Şu tarafı ver bakayım. Sarenin meybüs elbisesi. Hmm, saklamıştık. Hatıra işte de. Evet. Bunlar da bunlar şey, bunlar bakmamıza gerek yok. Bunlar ufak olan. Sari ufak olan. Hı-hı. Onları ayırdık ya hatıra olarak. Dur öyle koymayalım onları. Çok kırışıyor. Çok sıcak. Şu neydi almıştık? Onu da doğum gününde almıştık ilk yaş. Bir yaş doğum günüydü değil mi? Evet. Ay şuna da bayılmıştım ben. Gideceğim. Geçen seneye kadar giydi. Ya yine bunları veririz birine. Niye tutalım ki? Şunları ayır bak. Onları şey verelim. Aylaya verelim. Hmm, bak bu. Bak. Tam onu olur bence bu. Bu olmaz da. O olmaz. O çok küçük. Onu sakla. Bunları sakla. Ha, o mevcutlukları sakla. Bunlar zaten bir yaş. Bu da olur onu. Bunları çıkaralım. Onları tamam. Çünkü saklayıp da ne olacak? Ne olacak? Hep verdim. Şimdi, vereceksin. Kullanmıyorsa. Şimdi Elif'e söyledim. Orada doğum yapan biri olursa dedim. He. Hastane çıkışı kız şeyi var. Bu. Yok hastane çıkışı veren yok. Bu olmaz mı? Yok öyle. Olmaz. Bunları o zaman saklayalım tamam. Ben onu saklayayım. Oy yerim onu ben. Küçücükmüş küçücükmüş görüyor musunuz? Hatta dur üst tarafı ayırdığım şeyler var. Onları da onun içine koyalım. İlk yaş ilk şeylerimi yok mı? Yok Yusuf'la ne alakası var? Bunu başka bir yere vereceksin ya kızı. Onu demiyorum. Onları vermeyeceğim ki. Hangilerini? Bunları. Bu bir yaş doğumlu. Onları vermeyeceğim. Bunu da vermeyeceğim.
Bunu saklayacağım. Tamam, onları saklayacağım. Bunu, bu ne? Bu ufak zaten, bu olmaz. Bu onun tam... Onları kalsın o da bunun içine yine. Bunu veririm, anladın mı? Onları koy o koltuğun üstüne, karışmasın yine buraya. Ben şimdi bunları... Onları makineye tıkabilirsin makine şimdi. Bir 30 dakikalıkta çevirse. Makinede paspaslar yıkanmıştı onlar için. Bir çevirsin onu. Orası tamam, bir daha oraya. Bir şey var mı Koncaktepe'ye kızım? Ne? Aa, valizler kaldı. Ne, onları ben sana verdim. Ne bebekler? Ver ver, valizleri versen bana. Valizleri koymadım ya. Yok, o şeye bak bulunca. Bunun da böyle sapı girip çıkmıyor ama kullanılabiliyor. Acil durumlarda. İnsan nişan bohçası yapmış. O valiz mi bu? Evet. O pembede şey, Sare'nin doğum. Sadece fermuarı patlıyor. Ya bunu o ayakkabıcı dikebilir mi? Sorarız İngilizce. Hani. İnce soralım ki öyle taşıyalım bu valizi oraya. Aşağı indiğinde mesela İngilizce. Sorayım ben pazara indiğinde. Valiz verdiğim ona fermuar dikebilir misiniz? Ona göre taşıyayım burada. Aynen. O yastığı çıkarttın. Bunu da koy koltuğa. Bak bir poşetle verirsin şu fazlalık. Ay bunu da oraya koyayım yukarı. Yok yukarıya. Şöyle kenara da atalım. Heh, gözüksün. Ne oldu? Arkaya düşmüş, ben ne bileyim. Düşer lan. Babanın arkasını. Hem enerjimizi alır fazla çamaşır kızım. Çok anladın? Alabilir. Enerjiyi de alıyor. Kullanmadığını. Ay bunu yarın kullanırım. Öbürkü kullanırım diye diye. Gel hadi gel. Çok aşağıya düşmüşsün. Çok aşağıya düşmüş. Paket servis. Paket servis. Paket servis. Sen paket servis misin? Sen çok mu sevdin Ayça? Büyükler teyzenin de torunu oluyormuş. Kime? İkinci kez babaanne oluyormuş. Ay Allah'ım. Gözün aydın bir tanem. Allah güle güle ömürler versin. Yusuf babaannesine aşık. Sare de aşık biliyorsunuz. Yusuf benim saçımı başımı yoluyor. Bir de böyle ben ne tarafa gidiyorum, kafasını böyle çeviriyor. Şimdi annem burada duruyor, oturuyor. En ufak bir ses çıkarsın, ben de oradayım. Emdirirken hemen arkaya döndü. Döndü, 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 döndü. En sevdiğin şey. Hırpalayacaksın. Çok kibar sevmeyeceğim, bunu anlamıyor. Dilemem. Hırpaladın boşuna gidiyor, bakıyor bana bir daha. Bir yap. Şey almış, hani ilk saç kesilip bir şey kesiliyor ya. He. O farz mı? Sünnet değil. Ama biz yaptırmadık öyle bir şey. İlk saç işte kestirmek istiyorum ben bunu. Çünkü çocuğumu çok rahatsız ediyor ya. Yok ya, iyi şu anda. Şey, biz berbere de sorduk. Şu anda iyi dedi. Biraz daha büyümesi gerekiyor dedi. Ben alıyormuş elini. Bir anda öyle demiş de. Ben alıyormuşum makası. Şöyle önlerini kakür kendime benzetiyormuşum. Akikası kesilmesi gerekiyormuş. Biz öyle bir şey yapmadık. Yok, sadece de yapmadık. Ne olması gerekiyormuş? Akika diye bir şey. Akika mıdır? Nedir? Akit. Akit bilir her bir şeymiş. Onu biliyorsun, kurbanın da var. Oğlun olursa bir tane akit kurban kesiyorsun. Tabii, kızın olursa şey, çift kesiyorsun. Durumu çok iyi olanlar hani yapıyor. Aslında durumu olmayanlar da onu biriktirip yapması gerekiyor. Ona bakarsan çok ince şeyler biliyoruz da. İşte. Farzmış. Anlıyorsunuz siz benim ne demek istediğimi. Allah inşallah bize de o fırsatları verir. Biz de yaparız inşallah. Canlarım benim. Ama gerçekten yorumlarınız mükemmel. Diyorum ya, bu dünyada yaşıyoruz ya. Ben konuşuyorum diye kafayı kaldırıyor, bakmaya çalışıyor. Tam gıdınlar atıyor. Gıdınlar çok hoşlanıyor. Çok bayılıyor. Buralardan gıdıklanıyor. Kikir kikir yapıyor. Evet. Vallahi iki gündür hiçbir şey yapmadım. Dedim biraz... Ben de kurcalayayım sağa sola. Kendime geleyim, yaşadığımı öğreneyim. Sen yapmasan ben yapamıyorum. Ya senin yapman zaten yapıyorsun. Ama benim hiçbir şeye ellemem. İki gündür bende bir psikolojik bozukluk yarattı. Yazmışayım hanım size ne oldu diye. Hatta bu saçımı da hiç beğenmedim. Bunu da söyleyeyim. Belki çok yakıştırdınız ama ben sanki bu dilim. Yok, yarısı yakıştırdı, yarısı yakıştırmadı. Ama ben yakıştırmadım değil, alışamadım. Aa, ben bir şey unuttum. Ben. Ne? Ne sonu söylüyorum. Unutursun sen. Unutkan geli. Aa, yalan. Anladım, ben sipariş verdim, onu unuttun değil mi? Evet. Sıcaklığı beğendim. Ben ortalığı yıkarım.
Yıkarsan ya. Çok nereye, tatlı. Nereye yıksam acaba? Gidip masayı mı yıksam? Sen ay, o zaman kendine bir tane boya al, saçını boyayalım. Hani pazar günü nişan varmış ya. Vallahi bilmiyorum annem. Be, kendime boyalamam. Yunus'a söylemem lazım. Derler ya, tencere tıkır tıkır bu hafta. Olsun, vay. Tıngır tıngır oluyor. Şimdi biz desteğini istiyoruz. İzlenmelerimiz yükselsin diye. O şekilde destek. Hani ihtiyacımız yok diye değil. Şey, birisi yazmış buna ihtiyacı yok, niye destek yazıyorsun diye. Niye ihtiyacımız gayet var. İhtiyacım olmasa zaten bu videoyu ben oturup da çekmem. Blog yapmam. Allah razı olsun ablamdan. Heh. Destek yazın demiş. Ben de o yorumu sabitledim. Allah razı olsun, okuyorum. Ve çok onur oluyorum gerçekten. Allah razı olsun. Anlayan anlıyor. Anlamayan da bilmiyorum. Bir şey demeye de gerek yok. Belki o da o şekilde anlıyor. Tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Çünkü biz kirada oturuyoruz. Çok çok da gelirimiz olmadığı için buradan da bir şeyler yapabilirsem diyorum. Allah'ım inşallah yapabilirim. Çok ilerlemedim, bunu siz de biliyorsunuz. Belirli yerlerde sayıyorum. İnşallah ilerleriz. Nasip kısmet ya. Şöyle 18 bin az kaldı şu an. Ya 18 olması, 20 bin olması, 100 bin olması önemli çok değil. Çok önemli değil. İzlenmek önemli olan. İzlenebilmek. Şimdi mesela 100 bin haberin olsa en az bir 50-60 bin izlenmesi İzlenmen lazım. Gerekiyor. Bizim de en az 17 bin ise 10 bin izlenmemiz evet. Gerekiyor. Yani bizim bütün işlerimizi görebilsin. Bizim çok daha çok daha gözümüz yok zaten. Biz nasıl geldik, nerede yaşıyoruz çok iyi biliyoruz olduğumuz yeri. Hamdolsun Allah'ıma. Yani sallamaya da gerek yok. Oğlumu küçük bir büfe derken ev yemekleri yaptı. Yani hani bazıları büfeyle karıştırıyorlar. Büfeler çünkü para basıyor gerçekten. Bizimki iş merkezinin içinde. Keşke büfemiz olsa ki ona zaten almaya gücümüz yetmez. Büfe deyip geçmeyin. Normal dışarıdaki büfeler gerçekten hani tost sadece onlar biliyorsunuz. Evet. Hamburger, ıvır zıvır böyle. Gidiyorum Kadıköy'e olsun büfeler var. Üsküdar'dakiler mesela Üsküdar, daha çok şey. Para basıyorlar yavrum. Kadıköy'dekilerde çok, Kadıköy'de çok yok. Ama Üsküdar'da daha çok var o büfeler. Ha, tam bazı yerlerde çok var. Ama gerçekten onların fiyatları da çok yüksek. Bizimki yemek yapan bir yer. İsmi büfe gibi saati diyoruz. Sınırsız. Ha, küçük dükkan diyelim. Küçük bir dükkan, tablot yemek veriyoruz. Yani o yüzden yemeğimiz kalmıyor. Tablotta da biliyorsunuz fiyat biraz uygun verilince daha iyi oluyor. Çünkü çalışan bir kesim aynen. Yiyor. Hani kalkıp da bunu lüks biri gelip yemiyor. Çok da o yüzden ama hamdolsun Allah'ıma bu şükretmeyi önce öğreneceğiz. Yani ne yapıyor bizi? Kurtarıyor tabii ki. Aç gezmiyoruz. Olur mu? Biz hep aç gezmiyoruz. Benim kocam da var. Aa, imtihanım da varsa aç da gezerim. Kocam para basıyor benim. Aşk olsun. Para da basar, dolar da basar. Ay, kalpazan mı kız senin kocan? Kimseden. Para basınca kalpazanlığa giriyor yavrum o. Öyle mi olmuş? Öyle oluyor, öyle oluyor. Ben sana diyorum, iyi bir kalpazan koca almışsın. Ama yeter. Ne yapalım, konuya bak. Çok şükür. Evimizde yemeğimiz pişiyor mu? Kiramızı veriyoruz mu? Elektriğimizi, suyumuzu evet. Ödüyoruz mu zamanında? Önemli olan benim için bunlar. Geçmişte hep aksattığım bir zamanlar şeyler olduğu için mutlu oluyorum. Fazla da uzatmayayım. Allah razı olsun diyeyim. Tabii ki desteklerinize ihtiyacım var. Bazen başınızı ağrıtıyoruz. Heh. Bazen papağan da oluyoruz. Evet, papağan da olmuş olabiliriz. Esra çok konuşma. Kapat. Sıcaktan. Allah'a mı? Emanet olun. Beynimiz döndü. Kendinize iyi bakın. Yusuf, inşallah, inşallah. Merdivenin çıkınca kendimizden geçiyoruz canım. Ben sana dedim soğan kabuğu ye de kafan çalışsın. Hava sıcak. Bir komedi vardı da oradan onu da kaptığım için söylüyorum. Yusuf soğan kabuğu yemeye başladı. Bak kafası çalışmaya başladı. Diyor. Yusuf Arel. Ya bu yüzden.
Sen ne yapıyorsun anne? Şimdi anneye emme saati. Annen de teri soğudu çünkü terliyken de emdirmemesi lazım. Şimdi ben geleceğim. Gel. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. O da yapar görüşmek yakında. Görüşmek üzere. Bay bay size. Babaanneme laf etmeyin ya. Ay.